Motomax TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizler için Sena markasının kask ve intercom'u bir araya getirdiği kaskı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Light modeli ve Pro modeli. İçerisinde doğrudan intercom entegre. Şimdi anlatım için size bırakıyorum sözü. Kaskımızın kabuğu fiber kompozit yapıdadır. Yani dayanıklı malzeme. Vizörüm çizilmeye ve darbeye dayanıklıdır. Onun dışında kaskla ilgili söylemem gereken en önemli şey Double D bağlantım var. Şurada ekstra bir PET tabakamız var. Bu hem yolda giderken intercom'un sesini net almamızı sağlıyor, hem de içeri rüzgar girişinin az olup bizim sürüş konforumuzu sağlıyor. Evet. Bir de çene pedi de bayağı geniş, güzel. Bayağı geniş, rüzgarı önleyecek şekilde. Double D bağlantı zaten en güvenli bağlantı sistemlerinden bir tanesi. Double D ile bağlanıyor. Vizörümüz kolayca sökülüp takılıp çıkartılabiliyor. Şu mandalı ileri ittirdiğimiz takdirde kolaylıkla ayrılıyor. Kendini serbest bırakıyor. Yine kask açık pozisyondayken vizörümüzü oturtup mandalı kapattığımızda tekrardan vizörümüz yerine yerleşmiş oluyor. Evet. Şimdi en önemli özelliği olan kaskın içerisindeki intercom'u görelim. Öncelikle dıştan şöyle bir görelim, bana çevirirsin. Şöyle. Bu tarafta intercom'un ses açma, açma, kapama ve ortada bir menü butonu bulunuyor. Diğer tarafta da şarj girişi var. Girişimiz bulunuyor. Su geçirmez arka mikro kısmında. USB ile şarj ediyoruz. Aynen öyle. Çanta, kutu içerisinden bir tane taşıma çantamız çıkıyor. Evet. Bunun dışında USB şarj kablomuz çıkıyor. Kaskımız için şöyle şişirilebilir bir standımız var. Evet. Bu onun kılıfı. Şişirilebilen şeyin kılıfı. Biz bunu şişirdik şimdi göstermek için. Bir de tam olarak ne işe yaradığını gösterelim. Direkt şu şekilde koyup kaskımızı şarj ederken kullanabiliyoruz. Dışının çizilmesini engellemek için böyle veyahut bir şey yapmışlar. Veyahut iç pedlerini söküp hani yıkamamız gerektiğinde bu şekilde standına oturtup kaskımızın dış kabuğuna zarar vermeden söküm işlemini yapıp yıkayıp tekrardan takabiliyoruz. Burada reflektif bir alan da var. Arka taraftan araçların bizi fark etmesi için. Sertifikalarımızı da gösterelim. Evet, EC2205 sertifikası da var. Hava kanalları da var. Burada hava çıkışı var bir tane egzoz geniş. Egzoz çıkışımız. Aynen. Önde de çenede bir tane hava girişimiz var. Bir üst kısımda bir hava girişimiz var. Buradan rahatlıkla açılıp kapatılabiliyor. Burada da nefesimizin camda buhar yapmasını engelleyen bir mekanizma var. Tabii ki pin lock hazırlığı da üzerinde var. Buhar camı hazırlığı. İstediğiniz buhar camını alıp direkt içine takabiliyorsunuz. Şimdi en önemli nokta intercom'un özelliklerinden bahsedelim. Şimdi, bu iki modeldeki intercom farkını da bir öncelikle söyleyelim. Hemen, burada hemen siyah modeli de var. Şöyle siyah modelinin de etrafını gösterelim şöyle. Bu da bayağı ilgi çekici. Yani şu, mat siyah. Şu da yanlış olmasın. Pro mat siyah, light beyaz gibi bir şey yok. Hı. Aynı şekilde Pro modelimde de beyaz var. Light modelimde de mat siyahım var. Yani aynen renklerimiz öyle mevcut. Tabii tabii. İkisinde de siyah beyaz renk mevcut. Biz şimdi göstermek için böyle yaptık. Aralarındaki en bariz fark Pro modelimde 20S Evo kullanılmıştır. Direkt içine entegredir. Entegre şekilde. Light modelimde de 10S kullanılmıştır. Hı hı. 10S modeli. Yani biz direkt ürünlerin kutularını da gösterdik ki hani hangisi olduğunu, içinden ne olduğunu da görün. Direkt bu cihazın kendisi yok. Direkt olarak bu özellikteki ayrı bir Bluetooth cihazı takılmış. Kaskın içerisine entegre edilmiş. Onun dışında kutu içeriğinde bahsetmediğimiz kullanım kitapçığı. Bütün özellikleri gösteren kullanım kılavuzu var. Birkaç tane daha şurada sanırım belgeleri var. Kullanım evet kılavuzları var. Kaskın üzerindeki intercom'u şimdi açıp bir deneyelim. Kullanalım, nasıl özellikleri var. Üstteki iki butona basarak açıyoruz. Preparing headset. Hello. Evet, hello diyerek açılıyor. Menüye girmek için bu ortadaki butona 12 saniye boyunca basılı tutmak gerekiyor. 5 saniye ya da 6 saniye civarında basıldığında da intercom bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bir de Sena intercomlarda bulunan bir özellik var. Başka bir Sena intercomla doğrudan bağlanmak için ortadaki butona bir kez basmak yeterli oluyor. Direkt olarak diğer intercom'a bağlanabiliyor. Bu 20S olan yani Pro olan model olduğu için 20S'te yani senin şurada kullandığın. Evet, benim de uzun süredir, yıllardır kullandığım 20S modeli. Bundaki bütün özellikler onda da bulunuyor. Radyo özelliği, grup intercom özelliği, sonrasında hızlı arama özelliği, direkt olarak sesli komutla speed dial 1 dediğinizde birinci numaraya kaydettiğiniz kişiyi arayabiliyorsunuz. Ve tabii ki mobil uygulama desteği de var. Mobil uygulama üzerinden de hızlı arama numaralarını ekleyebiliyorsunuz. Radyo istasyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok özelliği var. Bu cihazla ilgili daha önce çektiğimiz bir inceleme videosu vardı. Eğer çok merak ediyorsanız o videoyu da bu videonun açıklamasına ekleyip
oradan özelliklerini öğrenebilirsiniz. Kutu üzerinde de burada bütün özelliklerini kısaca anlatmışlar. Audio multitasking özelliği gibi özellikleri var. GPS navigasyon alırken aynı anda işte bir intercomla görüşme yapabiliyorsunuz. 1.6 kilometre intercom mesafesi veriyor. Mobil uygulama üzerinden de birçok ayar yapılabiliyor. Lite versiyonunda da 10S modeli olması lazım. Evet, önüne koyduğumuz gibi. 10S modelinde birkaç özellik eksik sadece. İşte 4 kişiye kadar destekliyor, intercom destekliyor. Çekim alanı yine 1.6 kilometre. Yani müzik paylaşımı yapabiliyoruz evet, yine. 10S modeli olduğu için, şöyle gösterelim kutuyu da. 10S modeli olduğu için içerisinde, tabii bu cihazın aynısı yok ama aynı modülü kullanmışlar. Müzik paylaşımı, FM radyo özelliği, mobil uygulama üzerinden yönetim var. Yine yazılım güncelleme özelliği var. Müzik paylaşım var. Bir de Advanced Noise Control, çok rüzgarlı, gürültülü olursan, çok yüksek hızlara çıkarsanız yine sesin düzgün bir şekilde karşıya iletilmesini sağlıyor. Bluetooth 4.1 olduğu için de sesin kalitesi daha yüksek oluyor. Böyle özellikler var. Burada da bunun üzerinde de bu şekilde butonlar burada. Burada da şarj ünitesi. Şarj ünitesinin tam üstünde bir ışık bölümü var. Buradan kaskın şarjının dolup dolmadığını... Şarja taktığımızda kırmızı oluyor, dolduğu vakit maviye dönüyor. Maviye dönüyor, aynen öyle. Güzel bir kask. Evet, kaskımızı... Saçların biraz bozulacak ama artık idare et. Bayağı da şık duruyor. Yani kaskın yapısı da iyi. Rüzgar mesela, bir camı da kapatırsan rüzgar mesela çok sallayacak bir yeri, yani rüzgarın takılacağı bir yer yok. Çok akıcı bir yapısı var. Çok kaba da değil, büyük de değil. Bir de arkadan görelim ense kısmını. Aynen. Elde rahatlıkla buradaki butonlara ulaşıyor. Butonların olduğu yerleri de böyle rüzgardan etkilenmesin diye güzel yapmışlar, dizayn etmişler. Böyle görelim. Evet. Öyle. Bu kaskla ilgili sanırım anlatacaklarımız bu kadar. Yeni geldi. Yani 2018 yılında piyasaya sürüldü ve şu anda Motomax stoklarında bulunuyor. Sipariş vermek için linki videonun açıklamasında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.